Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. LGS 2022 maratonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Ekim ayı örnek sorularından fen bilimleri sorularının çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuz, Güney Yarımküre'de yaşayan, şöyle altını çizelim, ve mevsimlerin oluşumuna güneşe olan mesafenin etkisi olduğu yönünde kavram yanılgısına sahip bir öğrenci aşağıdaki görsel ile kendisini ifade etmektedir. Şimdi görsele bakalım. Gün öte ve gün beri tarihleri verilmiş bize. 3 Ocak mesafe H ile ifade edilmiş. 4 Temmuz'da da dünyanın güneşe olan mesafesi F harfi ile sembolize edilmiş. F mesafesinin H mesafesinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Bize soru da vermiş. Şimdi öğrenci hangi yarımkürede? Güney yarımkürede. Diyor ki öğrencimiz, 3 Ocak tarihinde ben yaz mevsimini yaşıyorum çünkü güneşe daha yakınım. 4 Temmuz tarihinde ise güneşe daha uzak olduğum için kış mevsimini yaşıyorum. Şimdi öğrencideki kavram yanılgısı aşağıdaki ifadelerden hangisiyle giderilemez? A şıkkına bakalım. 3 Ocak tarihinde yengeç dönencesinde kış mevsiminin yaşanması kavram yanılgısını giderir. Çünkü biz kuzey ve güney yarımkürede aynı tarihte farklı mevsim yaşandığını biliyoruz. 3 Ocak tarihinde kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. 4 Temmuz tarihinde de hangi mevsim yaşanıyor? Yaz mevsimi yaşanıyor. Şimdi o zaman ben 3 Ocak tarihinde yengeç dönencesinde kış mevsimi yaşanması dediğimde bu kavram yanılgısını gideririm. B şıkkında 3 Ocak tarihinde, şöyle bakalım, 3 Ocak tarihinde Oğlak dönencesinde yaz mevsiminin yaşanması. Şimdi Oğlak mevsiminde zaten yakınım. H mesafesi daha kısa ve yaz mevsimi yaşıyorum. Ben bunu söylersem zaten güneşe yakın olduğum için yaz diye düşünür öğrencimiz. Doğru mu? Kavram yanılgısını giderir miyim? Gideremem. Cevabım bursa olur ama yine de C'ye ve D'ye bakalım. C şıkkında aynı tarihte her iki yarım kürede de farklı mevsimlerin yaşanması. Evet, 4 Temmuz gün öte tarihim, yani en uzak olduğum, güneşe en uzak olduğum tarih. Fakat ben kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsimini yaşıyorum. Ya da aynı şekilde 3 Ocak tarihinde güneşe en yakın olduğum tarih ama kuzey yarım kürede kış mevsimini, güney yarım kürede yaz mevsimini yaşıyorum. O zaman bu da bu kavram yanılgısını giderir. D şıkkı, 4 Temmuz tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşanması, tabii ki en uzak olduğum tarihte, bu mesafenin en uzak olduğu, dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşanması tabii ki öğrencideki kavram yanılgısını giderir. Gidermeyen cevap şıkkımız Bursa'dır. Diğer sorumuz, ikinci sorumuz. Özdeş masa lambaları ve termometrelerin kullanıldığı düzenekte lambalar 5 dakika boyunca açık kalmış ve gözlem yapılmış. Bakın lambalar, termometre, özdeş termometreler kullanılmış. Masa lambaları da özdeş fakat masa lambalarından gelen ışık ışınlarının açısı nasıl? Farklı, zeminle yapmış olduğu açı farklı. Yapılan bu deney ile değişkenlerinden hangileri arasındaki ilişkiyi kontrol edebilirim? Bakalım. Lambanın eğimi, aydınlanma alanı. Şimdi eğime bakıyorum. Daha eğik bir açıyla gelmiş. Bu da dik bir açıyla düşmüş ışık ışınları. Aydınlanma alanını bakıyorum. Şöyle gözlemliyorum. Evet, lambanın eğimi ve aydınlanma alanı ilişkisi kontrol edebilir miyim? Evet, kontrol edebilirim. Aydınlanma alanıyla termometredeki sıcaklığa da bakabilirim. Burada birinci düzenekte eğik bir açıyla geliyor. İkincisinde daha dik geldiği için ikinci düzenekte 5. dakikanın sonucunda ikinci düzenekte termometredeki sıcaklığı zaten ben ne görmüşüm? Burada görselde de gösterilmiş. Daha yüksek bir sıcaklık oluştuğunu görmüşüm. O zaman ikiye de doğru derim. Lambanın eğimi, lambanın yaydığı enerji demiş. Ben burada yaydığı enerjiyi ölçebilir miyim? Hayır, enerjiyi zaten ne yapamam? Ölçemem burada. Bu sebeple cevabım 1 ve 2 olur. Bakın sıcaklığı ölçebilirim ama enerjiyi ne yapamam? Ölçemem zaten. Burada da çarpıyı attık. Evet, üçüncü sorumuz. Bir öğrenci şekil 1'de verilen dünya görselini elindeki termometreler ile şekil 2'deki gibi modellemiştir. Buna göre yapılan modelde eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Şöyle bir dünya modeli de verilmiş.
Verilmese bile ben şimdi burada bir eksen ekliğini şu şekilde şöyle göstereyim. Topun ortasındaki çizginin aslında neyi gösterdiğini bilirim. Dünyanın kuzeyi ile güneyi arasındaki bu çizgi tamamen şurası da aslında benim neyimi göstermiş olur. Yukarıdan aşağı doğru bir dikme indirirsem bu mesafe bana eksen eğikliğini gösterir. Yani ben topun ortasındaki çizginin dünyanın dönme ekseni olduğunu görürüm. Şöyle gösterelim. Burada da zaten dönme ekseni bize ne yapmış? Soldaki şekilde şekil 1'de göstermiş. Devam edelim. Su yüzeyindeki çizgi ise, şimdi bu topu ne yapmış? Şöyle ortadan ikiye kesmiş. Doğru mu? Şimdi topun tam ortadan ikiye kesmesi ekvator olur ama yani şu topun ortasındaki çizgiyi ortadan ikiye kesmemiş. Şu durumdaki topu ortadan ikiye kesmiş. Yani nereyi? Şu kesik kesik çizgiyi, yani dolanma yörüngesini, dünyanın güneş etrafındaki dolanma yörüngesini göstermiş olurum su yüzeyi ile. Başka burada ekvatoru görüyor muyum? Şu görselde şekil 2'de ekvatoru görüyor muyum? Görmüyorum. Nerede ekvatorum benim burada normalde? Şurası benim ekvatorum değil mi? Şu çizgide çizgiyle gösterdiğim yerim ekvatorum. Ekvatorumu görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. Şimdi bakalım buna göre yapılan modelde Wolf kuzey kutbunu gösterir mi? Evet, yukarısı kuzey kutbu. Bakın burada da aynı şekilde gösterir. Su yüzeyi ekvator çizgisi midir? Biraz önce söyledim. Su yüzeyi benim dolanma düzlemim. Yani şurasıyla burası aynı. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma düzlemidir. O zaman su yüzeyi ekvator çizgim değildir. 2 yanlış. 3 topun ortasındaki çizgi dönme ekseni mi? Evet, yani kuzey ile güneyi birleştiren, kuzey kutup noktası ile güney kutup noktasını birleştiren bir çizgim. Şöyle çizeyim. Bu çizgi de tabii ki benim dönme eksenimi gösterir mi? Birinci şekilde gösterdiğim ve ikinci şekilde de tekrar gösterdiğim gibi ok ile dönme eksenimi de gösterir. Cevabım 1 ve 3 olur. Dördüncü sorumuz. Belli bir bölgeden yıl içinde farklı günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğrafı çekilerek elde edilen şekle gün izi denir. Şöyle çizelim altını. Bir araştırmacı çektiği fotoğrafları yıl sonunda birleştirerek aşağıdaki görseli elde etmiş ve güneşin bu bölgeye en dik açıyla geldiği tarihi görselde işaretlemiştir. Şimdi güneşin en dik geldiği tarihleri ne demiş? Bir daha bakalım. Güneşin bu bölgeye en dik açıyla geldiği tarihi görselde işaretlemiş. Gördük, 21 Haziran'da dik gelmiş. Güneş ok yönünde hareket etmektedir. Gün izi fotoğrafına bakan bir öğrencinin yaptığı yorumlarından hangileri doğrudur? Güneş K konumundayken, şimdi şöyle bir bakalım. Ben 21 Haziran'da güneşin en dik açıyla geldiğini biliyorsam, burada ne demiş, bana bahsetmiş. Yani 21 Haziran'da neyi yaşıyorum o zaman? Kuzey yarımkürede çekilmiş bu resimler ve yaz mevsimini yaşıyorum. Yazdan sonra ben neyi yaşarım? Yazdan sonra sonbaharı yaşarım. Yani o zaman K ile gösterdiğim yer benim için sonbahar olabilir. L ile gösterdiğim yer en uç nokta, şimdi 365 gün boyunca, bir yıl boyunca çekmişim. O zaman L ile gösterdiğim yerde benim için kış noktası olabilir. M ile gösterdiğim yerde, yani M'ye doğru gidiş ya da M'den 21 Haziran'a doğru gidiş ise benim için ilkbaharı gösteriyor olabilir. Şimdi buradan devam edelim. Güneş K konumundayken birim yüzeyi L konumuna göre daha fazla ısıtır. Şimdi K'deyken L'ye göre, yani kış mevsimine göre birim yüzeyi daha fazla ısıtır mı? Evet, ısıtır. Doğru, sonbaharda kıştan daha fazla ısıtır birim yüzeyi. 2. Güneş L konumundan, yani kıştan M konumuna doğru, ilkbahara doğru hareket ederken sonbahar mevsimi mi yaşanır? Hayır, ilkbahar yaşanır diye yazdık zaten. Güneşten gelen enerji miktarı M konumunda en azdır demiş. En az olan hangisiydi? L, yani güneşten gelen enerji miktarı. Şimdi güneşten gelen enerji miktarı demeyelim de buraya. Kuzular, şöyle bir açıklama yapayım. Güneşten gelen enerji aynı, fakat dünya ile yapmış olduğu açıdan kaynaklı birim yüzeye bırakmış olduğu enerji değişiyor. Güneşin burada en az dünyada bırakmış olduğu enerji demeyelim de birim yüzeyde bırakmış olduğu enerji, burası çok önemli. Kış mevsiminde daha az, yaz mevsiminde daha fazla. Güneşten gelen enerji miktarı M konumunda en az değil, L konumunda
en azdır. Bu sebeple üçüncü bilgiye de yanlış diyorum. Cevabımız ne olur? Adana olur. Beşinci sorumuz. 21 Aralık tarihinde birim yüzeye düşen enerji miktarı aşağıdaki görselde verilmiştir. Şimdi 21 Aralık enerji miktarı. Görselde her renk birim yüzeye düşen farklı miktarlardaki güneş enerjisini ifade etmektedir. Şimdi bakıyorum. 21 Aralık bizim için hangi mevsim? Kuzey yarımküre için kış mevsimi ama güney yarımküre için hangi mevsim? Yaz mevsimi. Şimdi o zaman demek ki K enerjinin en yüksek olduğu, yani kırmızı enerjinin en yüksek olduğunu düşünebilirim. Kırmızı ile ifade edilen. Pembenin de enerjinin en düşük olduğunu gösteren renk olduğunu düşünebilirim. Buna göre verilen tarihler için renklendirmelerinden hangileri doğrudur? Şimdi tarihlerde güneş ışığının nereye dik geldiğini bilirsem çok rahat soruyu ne yapabilirim? Çözebilirim. Güzel bir soru olmuş. Farklı bir soru. Güneş renklerle renklendirilmiş bir soru diyelim. Verilen tarihler için 21 Mart'ta güneş ışığının nereye dik geldiğini biliyoruz. Biz 21 Mart'ta ekvatora dik geldiğini biliyoruz. O zaman ekvatorun kırmızı çizgiyle gösterilmesi doğru bir gösterim mi? Evet, çünkü dik geldiği yeri ne göstermişim ben burada 21 Aralık'ta? Kırmızı ile göstermişim, doğru. 21 Haziran'da güneş ışığı nereye dik gelir? Yengeç dönencesine dik gelir. Burada da yengeç dönencesini kırmızı göstermiş, kırmızı bir gösterim. Yukarıya doğru giderek azalıyor, aşağı doğru daha da azalıyor. P mesela burada pembe renkli, gördüğümüz gibi güney kutup dairesinin pembe renkli olduğunu görüyoruz. O zaman 21 Haziran da doğru bir gösterim. Diğerine baktığımda 23 Eylül. Şimdi 23 Eylül'de güneş ışınları nereye dik gelecekti? Ekvatora dik gelecekti. Ama ben burada ekvatorun biraz üstü ve ekvatorun biraz altını, yani iki farklı noktayı kırmızı göstermişim. O zaman 23 Eylül gösterimi doğru mu? Hayır, doğru değil. Bu sebeple cevabım ne olur? Bursa olur. Altıncı sorumuz. Bir öğrenci ödevi için bazı malzemeleri kullanarak aşağıdaki düzeneyi oluşturmuş ve buradaki strafor geoidi. Şimdi geoid, hemen bir aç parantez. Koca yaşlı şişko dünya diyoruz. Dünyanın şeklini biz neye benzetiyoruz? Geoid şekline benzetiyoruz. Ortası şişman, şişko. Koca yaşlı şişko dünya diye ifade ettiğimiz üstlerden, yani kuzey ve güney kutbundan basık, yandan ekvatordan biraz şişkince bir yapıya sahip, burada dünya şeklini ifade etmiş geoidi. İçinden geçirdiği ince tel üzerinde kaydırarak hareket ettirmiştir. Şimdi burada ne yapmış? Bu tel üzerinde ben bu geoid şeklini kaydırarak hareket ettirmişim. Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenekte mevsimlerin değişmesini sağlayan asıl materyal aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kuzular, burada ben ne yapmışım? Eksen eğikliğini göstererek döndürmüşüm etrafta bu telin üstünde. Eğer ki eksen eğikliğini yapmasaydım zaten mevsim oluşumu olur muydu? Olmazdı. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliğidir. Bir yarım kürede farklı farklı mevsimlerin oluşması, dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi artı eksen eğikliği. Yani eksen eğikliği olmasaydı zaten aynı bölgede hep ne yapardık? Aynı mevsimi yaşardık. Şimdi ben burada mevsimlerin değişmesini sağlayan dediği için buradaki eksen eğikliğini bilmeliyim. Eksen eğikliğini sağlayan materyal de benim için hangisidir? Kuzular, kürdandır. Cevabım denizli olur. Yedinci sorumuz. Ağaçlar büyürken gövdelerinde ilkbahar aylarında açık renkli, yaz aylarında ise koyu renkli halkalar oluşur. Şimdi şöyle işaretleyelim. İlkbahar aylarında açık renkli, yaz aylarında ise koyu renkli halkalar oluşur. Yağışın bol olduğu yıllarda halkalar daha geniş olurken, çizelim altını, yağış bol olduğunda halkalar geniş olurken, az olduğu yıllarda ise dar olur. Klimatologlar yaş halkalarını ardı ardına dizerek barkod benzeri açıklı koyulu renk dizilimi modelini oluşturur demiş. 2020 yılının sonlarında incelenen bir ağaca ilişkin. Bakın, 2020 yılının sonlarında incelenen bir ağaca ilişkin. Renk dizilim modeli aşağıda gösterilmektedir. Renk dizilim modeline bakıyoruz. Şimdi en dış halka burada zaten göstermiş. En dış
gidiş halkayı buradan itibaren 2020 yılını şöyle yazalım. 2020 yılından geriye doğru gidersek en dış halkadan doğru. Verilenlere göre bölgenin iklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Yaş halkalarına bakılarak yağış türü tahmin edilemez. Şimdi yağış türü dediğimde kar, yağmur, dolu gibi yağış türlerini aklıma getirmeliyim. Şimdi yaş halkasına baktığımda bazen çok yağış olmuş, bazen hiç yağış nerede çok 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 az bir yağış olmuş. Şöyle aralara baktığımızda, açıklıklara baktığımızda. O zaman ben yaş halkalarına bakılarak yağış türünü zaten tahmin edemeyeceğimi bilirim. Çünkü ilkbahar ayları dediğinde 21 Mart'tan sonrası belki de kar yağdı, belki de dolu yağdı o tarihlerde. Olabilir mi? Olabilir. Yağış türü değil, ne kadar yağış aldığını anlayabilirim sadece. Az yağış mı almış yoksa çok mu yağış almış? Bunu bilebilirim. A şıkkı benim için yağış türü tahmin edilemez. Evet doğru. Şöyle çarpı değil. Tik attık. Şimdi yağış türünü tahmin edemem. B şıkkına baktım. Arda arda kuraklığın yaşandığı yıllar olmuştur. Olmuş mu bakalım. Bakın mesela şurada daracık. Burada da daracık. Şuraya bakıyorum dar, dar. Burada da yine çok bir yağış almamışım. Demek ki arda arda kuraklığın yaşandığı yıllar olmuş mu? Şurada olmuş. Burada da yine bir kurak geçmiş yani öyle çok bol yağış olmuş diyemem. Şurada da yine olmuş. O zaman arda arda kuraklığın yaşandığı yıllar olmuştur diyebilir miyim? Diyebilirim. İklim hakkında yorum yapmak için ilk 5 yıldaki dizilim modeline bakmak yeterli midir? Bir kere iklim demiş. İklimin tanımında zaten 25-30 yıllık veriler göz önünde bulundurularak ben o bölgenin iklimiyle ilgili yorum yapabilirim. İlk 5 yıldaki dizilim modeline bakabilir miyim? Hayır bakamam. Yanlışı sorduğu için iklimini tahmin edemem ilk 5 yıl için. En az 25, 30, 35 yıllık bir veri olmalı. Bu sebeple C şıkkı benim için yanlıştır. Peki D doğru mu? 2001 yılındaki hava olayları. Bu ağaç türünün büyümesi için elverişlidir. Şimdi kuzular ne yapacağız? Burada geriye doğru gideceğiz. 2020 burası. 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2001 yılı. Yanlış saymadıysam bir daha geri gidelim. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doğru saymışız. 2001 yılı. Şimdi 2001 yılında hava olayı nasıl? Bayağı da yağışlı geçmiş görüyoruz. Hava olayları bu ağaç türünün büyümesi için elverişli mi? Evet. Şimdi ilkbahar ayında demek ki halka nasıl olmuş? Bayağı bayağı geniş olmuş diyebilir miyim? Yani bu dönemde. Evet. O zaman bu ağaç türünün büyümesi için elverişlidir. D şıkkına da tik attık. Doğru dedik. Ama C şıkkı iklim demiş zaten 5 yıl için bir değer. Değere bakmak iklimle ilgili bana bilgi vermez. Bu sebeple yanlış cevabım Ceyhan. 8. sorumuz rüzgar havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönde yer değiştirmesine denir. Bahçede toplanan yaprakların günün belirli zamanlarındaki hareketi aşağıdaki gibi gözlenmiş. Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi birinci durum yığındaki yapraklar sabah saatlerinde bir yönde hareket etmiş. Şimdi şöyle bir yönüne doğru bakalım. Yani L'den K'ye doğru esmiş rüzgar. Yüksek basınçtan hemen üstüne bir yazalım. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esmiş. Yüksek basınç ne demek? Daha soğuk olan taraf demek. Sabah saatlerinde demek ki. Alçak basınç ne demek? Daha sıcak olan taraf demek. Demek ki K bölgesi daha sıcakmış. Alçak basınç bölgesiymiş. Devam edelim. İkinci durum. Tekrar toplanan yığındaki yapraklar öğle saatlerinde hareketsiz kalmış. Yani herhangi bir şekilde rüzgar esmemiş. K ve L bölgesinde yani basınç farkı yok demek. Üçüncü duruma baktığında yığındaki yapraklar öğleden sonra iki yönünde hareket etmiş. Yani iki yönünde hareket ettiğine göre, şimdi birinci durumu şöyle gösterelim. İkinci durumda, üçüncü durumda ise yüksek basınç sol taraf, alçak basınç sağ tarafı olmuş. Yani K'den L'ye doğru bir rüzgar esmesi söz konusu. Yani K tarafı bu sefer daha soğuk, şöyle yazabilirsem, evet soğuk, alçak basınç olan yani L tarafı biraz daha nasıl sıcak olacak. Şimdi
Yapılan gözleme göre hangisi doğrudur? A şıkkımız sabah saatlerinde K noktasında, yani şurası K, şurası L diye yazarsak, K noktasında havayı oluşturan tancıklar arasındaki boşluk daha az mıdır? Bakıyorum alçak basınç sıcak demek. Yani tanecikler arasındaki mesafe daha fazla demek. Az değil, fazladır. O zaman bu bilgi bizim için yanlış. B şıkkına baktığında öğle saatlerinde yığının bulunduğu yerdeki sıcaklık L noktasındakinden daha azdır. Şimdi öğle saatlerinde zaten bir hareket yok. Hareketsiz kalmış. Yani bir basınç farkı yok. O zaman sıcaklık K'de ya da L'de farklı değil. O yüzden B şıkkımız da bizim için yanlış. Öğleden sonra L noktasında havanın yoğunluğu daha azdır. Şimdi öğleden sonraya bakıyorum. L noktasına bakıyorum. Şuraya K yazalım. Buraya da L yazalım. L bölgesinde havanın yoğunluğu alçak basınç olduğu için daha az mıdır? Evet, daha azdır. Bu sebeple cevabım C'handır ama D'yi yine de bakalım. Çocuklar ne olur sınavlarda da girdiğiniz deneme sınavlarında da bütün şıkları okuyarak çözün soruları. Emin olun bazen gözünüzden kaçırılır. Evet kuzular, D şıkkında ne demiş? Öğlen saatlerinde iki yön arasındaki basınç farkı en fazladır demiş. Hayır, hiç basınç farkı yok ki, hareketsiz kalmış. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi dokuzuncu soru ve onuncu soru için bir görsel var. Bu görsele göre çözün diyor. Önce bir görseli anlamaya çalışalım. Bir araştırma için aşamaları verilen aşağıdaki düzenek oluşturulmuştur. Siyah karton üzerine termometre yapıştırılarak sabitlenmiş, göstermiş bize burada. Kartonun üzerine açı ölçer konuluyor. Burada açı ölçeri göstermiş şekil 2'de. Cetvelin bir ucu kartonun gölgesinin kenarına gelecek şekilde yerleştiriliyor. Şimdi ben cetveli yerleştirmişim ve ne yapmışım? Burada gölgenin kenarına da cetvelin diğer ucunu almışım. Karton güneşe doğru tutuluyor ve öne ya da arkaya eğdirilerek cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer değiştiriyor. Şimdi ben neyi değiştirmişim? Açıyı değiştirmişim. Kartonun güneşten gelen ışığı farklı açılarda almasına sebep olmuşum. Her seferinde cetvelin bir ucunun kartonun gölgesinin kenarında olması sağlanıyor. Bu açıyı doğru ölçebilmek adına cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı veriyor. Termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı veriyor. Deney boyunca termometredeki sıcaklık değişimleri de kaydediliyor. Dokuzuncu sorumuz. Verilen bu deney düzeni aşağıdaki problem cümlelerinden hangisini araştırmak için kurulmuştur? Tek tek eleyerek gideceğiz. A şıkkında demiş ki ışık kaynağının eğiminin termometrede okunan değere etkisi var mıdır? Işık kaynağının eğimini mi değiştirdim yoksa kartonun açısını mı değiştirdim? A şıkkı bizim için yanlış. B şıkkı eksen eğikliği birim yüzeye düşen enerji miktarına ne kadar etki eder? Ben burada bir dünya modeli yapıp da burada birim yüzeye düşen enerji miktarına bakmamışım. Ya da daha farklı bir deney düzeni hazırlasam olabilirdi ama burada ben bununla ilgili eksen eğikliği ve birim yüzeye düşen enerji miktarıyla ilgili bir şey yapmamışım. C şıkkı güneş ışınlarının gelme açısı. Şimdi bir açı ölçüyorum burada. Evet. Gölge büyüklüğüne nasıl etki eder? Ben burada gölge büyüklüğünü mü ölçmüşüm? Yoksa termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı belirleyip, buradaki bir açıyı belirleyip deney boyunca termometredeki sıcaklık değişimini mi ölçmüşüm? Termometredeki sıcaklık değişimini ölçmüşüm. Yani gölge büyüklüğünü de araştırmamışım. Güneş ışınlarının gelme açısının, ya burada bir kafa karıştırma var. Ya burada gölgeyi mi ölçmüşüm? Hayır. Bu sebeple C'ye düşebilenler olabilir ama cevabımız C değil. D'ye bakalım. Güneş ışınlarının gelme açısının, şimdi gelme açısını ölçüyorum. Açı ölçerle. Evet. Mevsimlerin oluşumuna etkisi var mıdır araştırmış olabilirim. Neden? Çünkü termometre ile bu açıyı değiştirerek termometre ile bir ölçüm yapıyorum ve sonucuna bakıyorum. Sıcaklıkları ölçüyorum. Eğik geldiğinde nasıl, dik geldiğinde nasıl, daha farklı açıyla geldiğinde bu sıcaklık değişimi nasıldır araştırıyorum. Bu sebeple cevabım ne olur? Denizli olur. Ve 10. sorumuz, son sorumuz yine aynı görsel üzerinden çözülsün diyor. Bu sebeple tekrar görseli ekledim.
Bu deneyden elde edilen verilerle doldurulan aşağıdaki tablolardan hangisi doğru olabilir? Şimdi kuzular, burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Şimdi dereceler benim kartonumla güneş ışığının yapmış olduğu açı aslında. Şimdi cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer benim neyimi veriyordu? Hemen soruda çizelim. Açı ölçer üzerindeki gösterdiği değer termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı veriyor. Şimdi bu açı 30, 60, 90 yani 90 derece olduğunda dik açıyla geliyor demek. Biz biliyoruz ki 90 dereceyle geldiğinde güneş ışınları birim yüzeyde daha büyük bir enerji bırakıyor. Ama daha düşük bir açıyla geldiğinde, eğik bir açıyla geldiğinde, eğik açı yaptığında yüzey ile daha düşük bir enerji bırakıyor. Şimdi ilk birinci olarak şuna bir bakalım. Cevabımız adan olduğu için şöyle bir sondan başlayacağım, D'den başlayacağım. Sonra burada bir şey dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Başlangıç sıcaklığı, onu anlatacağım. Şimdi 27'den 33'e çıkmış. Kaç derece? 6 derece bir artış olmuş. 29'dan 37'ye çıkmış. 8 derece artış olmuş. 31'den 41'e çıkmış. 10 derece. Ha, şimdi burada dikkat etmem gereken bir şey şu. Ben bir deney yapıyorsam sadece bir değişkeni değiştirebilirim. Yani benim sadece bir tane verim değişebilir. Diğer her şeyi değiştirirsem bu deneyde sonuca ulaşamam. Kontrollü bir deney olmaz. Benim burada başlangıç sıcaklığımda o zaman ne olması gerekir kuzular? Aynı olması gerekir. Yani ben burada 18.6'yı görüyorum ya da burada mesela başlangıç sıcaklığım 25'miş 29 olmuş, işte 4 derece artmış, 27'ymiş 36 olmuş, 6 derece artmış, 29 37 olmuş 8. Şimdi 30 derecede 4, 90 derecede 8. Aa, artmış sıcaklık deyip hop işaretleyebilir miyim? İşaretleyebilirim. Fakat benim burada dikkat etmem gereken şey şu. Başlangıç sıcaklığımın kontrollü bir deneyde ne olması gerekir? Aynı olması gerekir. Bu sebeple cevabım ne olamaz? Bursa olamaz. Zaten burada 18.6 diye düşmüş ve yine başlangıç sıcaklıklarım aynı olmadığı için cevabım denizde olamaz. C olabilir mi bakalım? 25-45. Oo, 20 derece artış olmuş. 25-39. Şimdi ben burada 30 derecede 20 derece artış yapmışım. Burada ise 25-39, 14 derece artışım olmuş. Şimdi 60 dereceyle geldiğinde 14 derece bir artış değil. 20 ise birincisinde 30 derecede, burada belki 30 derecelik bir artış olmalıydı. Burada da 40 derece belki artış olmalıydı. 90 dereceyle geldiğinde sadece 4 derecelik bir artış olmuş. O zaman cevabım C de olamaz. Adana olabilir mi bakalım? Tabii ki cevap Adana ama bakalım. 25'ten 29'a çıkmış. Kaç derece artmış? 4 derece. 25'ten 39'a artmış. 14 derece artmış. Evet, devam ediyorum. 25'ten 45'e artmış. 20 derece artmış. Yani ben ne yaptım? 30 dereceyle geldiğinde 4 dereceyken 90 derecede 20 derecelik bir artış olduğunu gözlemliyorum. Evet sevgili öğrencilerim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ekim ayı içerisinde yayınlamış olduğu LGS örnek sorularını, fen bilimleri örnek sorularını çözdüm. İnşallah faydalı olmuştur. Eğer video çözümü beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın.